İşte Yasin-i Şerif'teki 6 sayfa, 6 meratib-i ilahiyedeki olan, insanı kamil olan sini remzetmekte. Onun için Yasin, sin sahip olan. Vel Kur'an-ı Hakim, sen canlı bir Kur'ansın. Yani okunması gerekli olan Kur'an sensin. Musaf, satırlarda yazılır olandır. Ama Kur'an ise her an kurulmuş olan, tecellileriyle kendisini ifşa eden, devreden, yenileyen, her an ayrı bir şanda zuhuratını gösteren anlamındadır. Onun için okunması gerekli Kur'an insandır. İsra suresinin 14. ayeti kerimesinde de zaten bize bu kitabı okumamızı emrediyor. 14. ayet-i kerimede, İsra suresi 14. ayetinde diyor ki İkra, oku, kitabını kefe bi nefsikel yevme aleyke rakiba, nefis kitabınızı okuyunuz diyor. Biz bu nefis kitabımızı nasıl okuyacağız ki Yasin zaten bunun özünü remzetmiş. Onun için ey sin sahibi Yasin vel Kur'anil Hakim, sen Kur'an'ın katimsin. İnneke leminel mursalin, mursal bir peygamber olarak kendi vücudundaki olan mürselliğini bütün şefkatiyle, merhametiyle, ihsanet ve kemalatıyla bunun iadesi sende. Onun için kendini oku. Diyerek başlıyor ve 7 tane de hakikaten mübin var. Bu 7 mübin ise kişinin 7 sıfattan kendisindeki olan bu canlı kitabın okunmasının zevkidir. Kulak, göz, dil birer sıfattır. Bunların da ayrı ayrı göz görmekten zevk alır. Gözün görmesi ibadetidir. Gözün görmesi zikridir. Kulağın duyması ibadetidir, zikridir. Dilin konuşması ibadet ve zikridir. Yani dikkat ederseniz bir tekamülün sağlanması için bu sıfatların görev yaptıklarını görüyoruz. Onun için birinci sayfasında Yasin'in özetinden bahsetmiş. İkinci sayfaya geçtiği zaman وَدْرُبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْغَارِيَةِ Gariye ahalisinden bahsediyor. Yani bir beldeymiş, Antakya şekli diyorlar zahirde. Ama aslında bu Allah'ın yaratmış olduğu bu Antakya şekli. Burada, vücud ülkesinde. Buraya gelmiş olan iki tane İsa Aleyhisselam'ın havaryumları, yani ruhun iki tecellisi, ruh demek ki vücut ülkesinde ayakta tutuyor. Bu ruhun çalışan, kişinin kendisindeki çalışan bu hasletleriyle ilim ve irfaniyeti ne yapmıyor? Yetmiyor. İlim ve irfaniyeti olsa bir insanın yaşama geçmedikten sonra, bunu okuyamadıktan sonra yani bilmek yeterli değil. Onlar hapse atıvermişler. Zindana atıyorlar. Bakıyor ki gidilen kişiler herhangi bir fayda sağlayamadı. Üçüncü bir kişi gönderiyor havaryumlardan. Biliyorsunuz havaryum ne demek? İsa'nın elemanları. İnsan vücudunun elemanları da ruhun elemanları ne derdir? İşte iki tane hastadır. Bu ilim olur, irfaniyet olur. Veyahut da yalnız görmek ve duymak olabilir. Artık çeşitli zevkler yapabilirsiniz. Bu vücut ülkesinde bunlar bir iş yapamadıkları için burada hapistedirler. Evet, hak yaratmıştır bunlar ama bu tek görmek tahsil yapılmadıktan sonra mahluku görür. Kulak mahluku duyar. Hakkı görmesi, hakkı duyması lazım. Mesela iki tane sıfattan bahsediyorum. İlimde, irfaniyette kemalat yeterli değildir. Şuhudu lazım. Olmayınca ne olacak? Ha, üçüncüyü gönderdi. Üçüncüyü gönderince evvela Habib-i Naccar'a gitti. Habib-i Naccar'ın bir kızı varmış. Yani bu Habib-i Naccar'ın kızı salgın bir hastalık olduğu için koku yapmış. Toplum bunu şehrin içine atmış. Dışarıdan gelen o zat ona misafir kalmış. Sen kimsin? Ben İsa'nın havaryumum benim demiş. Peki İsa dediğin şey ne yapar? Ölüleri diriltir, hastaları şifaya kavuşturur. Dediği zaman, bak benim kızım var, rahatsız. Toplum bunu dışladı.
Ben de marangozdum. Dışarıda yapıyoruz şimdi artık marangozluğumuzu. Dikkat ederseniz kişinin yapısı marangoz, gemiye, Nuh da Aleyhisselam da gemiyi yaptı. O da marangozdu. Dikkat ederseniz insan vücudunda da bir tevhid gemisinin yapılması lazım. Tevhid akideleriyle vücut ülkenizde tevhidin makamlarına vücudunuzdaki olan bütün şubeleri oturtmanız lazım. Yoksa bu kitap okuyamazsınız. Biznillah kalk diyor. Allah Allah. Hasta şifaya kavuşuyor. Hakikaten inandım diyor ya. Demek İsa bu şekilde hastaları şifaya kavuşturabilecektir. İnandım sen diyor. Ne yapacaksın? Şimdi ben diyor topluma gideceğim. Topluma da işaret edeceğim. Bakın zat olmazsa sıfat ve fiille bir iş yapılamıyor. Demektir bu. Yani fiilin vücudu yoktur. Sıfattan tecelli eder. Aslında sıfatın da vücudu yoktur. Zattan tecelli eder. Zat yoksa ikisi sonuç alamaz. Toplumun içerisine giriyor, varıyor topluma diyor ki işte Allah birdir. Onun nebisi İsa'dır. Yani ruhullah'tır. Vücut ülkesinde söylüyor bunu. Allah'ı ve nebisini gündeme getiriyor. Getirdiği zaman hakikaten bir kralın, oranın kralının bir çocuğu vefat etmiş. Madem ölüleri diriltiyorsa gel bakalım dirilt deyince gitmiş kabirden. Ya bir izinle kalk dediği zaman kaldırmış. Yani sendeki olan bazı ölü hasletlerinizi ilmi ledünüyle dirilten demektir bu. İlmi ledün insanın bazı istifamlarını ölmüş olan bazı fikirlerini bugüne kadar ben bu yolda senelerce hizmet ediyordum ama bunu ben böyle yanlış biliyormuş, bu değilmiş meğerse. Bak aslında şimdi itminan oldu kalbim. Bugüne kadar evet ben bunu biliyordum ama yapıyordum. Kalbim itminan olmuyordu. Şimdi bu sözünüzde itminan oldum elhamdülillah. Diyen kardeşlerimiz var değil mi? Aynen bunun gibi. O zamana kadar padişah inanıyor. Ama toplumdaki insanların hepsini kendisi inancı doğrultusuna sevk edemez. Ne demiyor? Ya sen diyor üstün bir zekaya sahipsin. Benim vezirim ol. Tamam olayım diyor. Bu arada çalışmalarına giderken hapishanenin önünden geçerken burada kim duruyor ya padişahım diyor. O da diyor ki işte iki tane havaryumlardan kişi var. Onları baktık ki safsatalarla bir şeyler söylediler. Onun için oraya saptıktık. Diyor padişahım madem bunlar diyor safsatıysa boşu boşuna beslemeyelim, öldürüverelim. Yok hakikaten doğru söylüyorlarsa o zaman onlardan istifade edelim diyor. Bakın inançlı olan kişi hemen doğru diyor. Doğru söylüyorsun sen diyor. Yani vücut ülkesinde de akılın ve gönlünüzden gelen tecellilerin böyle mütalaları vardır. İtminan olur veya olmayabilir. Anlayabiliyor muyum? İşte padişah ne yaparsınız böyle o onları tanıyor. O da onları tanıyor. Otomatikman yani efal, sıfat, zatla birleştiği zaman icraat meydana getirebiliyor. O zaman padişahım diyor bak bunlar doğru söylüyorlar. Senin Rabbin ölüyü diriltebiliyor mu? Yok. Hayaldeki, zandaki Rab ölüyü diriltir mi? Diriltmez. Ama buradaki canlı Rab zatından, sıfatından, sıfatından fiillerle üçlemeye yaptığı zaman otomatikman dirilini gösteriyor. İspat. O zaman doğru söylüyorsun deyince bu arada Habib bin Naccar da gelmiş oraya. Millet inkar ediyor bunları. Gördükleri halde inkar ediyorlar. Diyor ki ya bunlar ne? Sen makam istemiyor, mevki istemiyor, maaş istemiyor. Ne inanmıyorsunuz buna siz? Sizi doğru yola sevk ediyor. Ulan sen mi bunların şeysin, seni de bu zehirlemiş diye adamı öldürüyorlar. Ali adamı öldürünce Cenab-ı Allah ikinci sayfada diyor ki onlar bu öldüğü zaman doğru onun cennete gittiğini bilmiş olsalardı eyvah diyeceklerdi. Aynen öyle diyor değil mi? Aynen öyle eyvah diyor. Diyeceklerdi diyor. Dikkat ederseniz sizin sin sahibi olabilmeniz için birincisinde aynı Kur'an'daki tarif de böyle zaten. Evvela Elif, sonra B, ondan sonra T, S, sırlarıyla yeni yazdığımız kitapta onu göreceksiniz zaten. Meratip
ilerledikçe, harfler ilerledikçe elif harfi B haline alınca biraz gelişmesini, T harfine gelince biraz daha tekamülünü, cime geliyor, diğerlerin harflerine sıraladıkta tamamen 28 tane harfin kemalatında insana kamil oluyor insan. İşte sizin sahibi bu. Orada da aynı. Yasin'de de böyle. Şimdi birinci sayfayı okuduk, ikinci sayfayı okuduk, üçü okuduk. Meratip okuyorsunuz bunları siz. Ama siz bunu meratip yönüyle okuyorsunuz. Yasin diye okumuyorsunuz. Hoş kadınlar 41 Yasin okurlar. Rakamla. Ey kardeşim, 41 Yasin'deki kasıt dördüncü mertebede Cenab-ı Hakk'ın zahir etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zahir etmektir. Senin dördüncü, üçüncü mertebe, üç defa ne yapıyorsunuz? Zahir ve batın duygunuzla burada siz 44. mertebeye kadar olan efalinizi fena ediyorsunuz, sıfatınızı fena ediyorsunuz, zatınızı fena ediyorsunuz, vücut vücudullah diyorsunuz. Bu 4. mertebeden sonra ancaksın o bir olan, yani 41.si olan Cenab-ı Hakk'ın sizdeki olan tecellisinin zevkine varıyorsunuz. Ben yokmuşum, bendeki Cenab-ı Hakk'ın benim istat ve kabiliyetim ne kadar, o kadar bende o. O var, ben eksiğim, yok. Buradaki kemalat onun, eksikler bizim ona engel oluşumuz, irfaniyet ve kemalatsızlığımızdan başka bir şey olmadığını tam anlamış oluyor. İşte 41 Yasin bu aslında. Ama kadınlar tabii 41 Yasin okuyorlar. Çörek böreklerle toplantıyı devam ettiriyorlar. İşte sin sahibinin sinliğini öğrenebilmesi için bu 6 mertebede değişik yönleriyle Kur'an-ı Kerim'deki bu Yasin suresine baktığımız zaman ta sonuna kadar geliyor. Ondan sonra diyor ki artık o kişi öyle hale gelir ki 83 ayetten müteşekkildir Yasin-i Şerif. 82. ayet-i kerimesinde diyor ki kün feyekün. 82. ayetten kün feyekün diyor. Yani dikkat ederseniz 8 sıfat-ı subudiyenizin zahir ve batındaki bütün kemalatına sahip oldunuz. Artık her yerde onun temaşasını, onun zevkini zevklendiniz. O zaman seni ben ayrı görebilir miyim? Sen beni ayrı görebilir misin? Baktığında, duyduğunda, konuştuğunda hep o. Ondan başkası yok. Ama bu deme gelebilmek için sizin sahibi olmak gerekiyor. Yani kısa ve öz olarak senin 6 sayfadaki halin tahsilindeki 7 mümin olan sıfatlarınızla temaşası bu pencerelerden Cenab-ı Hakk'ın zevkine ermekten ibaret olduğu anlaşılıyor.